Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Haziran Perşembe İzmir programıyla bir aradayız arkadaşlar. İzmir'de 11 koşul bir program olacak. İki tane de altılısı var arkadaşlar İzmir'in. Birinci altılısı arkadaşlar ikinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe ikinci altılısı ise 6. koşuyla beraber arkadaşlar saat 7'de start alacak ki ben yine her iki altını programıyla ile ilgili takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkanın üzerinde duracağım. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları arkadaşlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum ki yine benim vereceğim oyun kurguları 7-8 TL civarı olacaktır. Muhakkak arkadaşlar takip ettiğiniz safkanları eklemeye çalışın diyorum arkadaşlar. Gündüz programında Ankara var ki ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlar. onu da oradan takip edebilirler. Akşam programında da İzmir olacak. İzmir'de de 6'lı 1. 6'lı arkadaşlar saat 4.45 geçe ikinci koşuyla beraber start alacak. Şartlı 5'te 4 yaşlı Araplar 2100 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma tek atacağım ki bu da bir numaralı Has Karaca olacak arkadaşlar. Bence gruptan çok çok üstün olduğunu düşündüğüm bir safkan ki son yarışında safkanı grup 3 bir yarışı sokmuşlardı ki ben biraz erken buldumuştum bunu. Aslında böyle bir grupta denenmesi gereken bir safkandı. Çünkü kendi grubundaki safkanları tamamına çok fazla üstünlük sağlamıştı. Bir üst grupta denendi. Orada güzel bir üçüncülük çıkardı safkan ama bu tarz sert gruplarda koşmak bazen safkanları kötü etkileyebiliyor. Eğer yani öyle böyle bir sorun yaşamadıysa arkadaşlar ben yani için bu safkanın bu grupta çok rahat kazanmasını bekliyorum. Kolay bir yarış yapacaktır. Bilinen stil arkadaşlar. Kendisini tanıyan aprantisi Bekir Mert Mırık'la beraber zaten apranti indirim de almış Safkan. Kolay kazanacağı bir yarışa çıkıyor. Yarın için kuponlarda tek atılabilir arkadaşlar. Yarın için ben bir numara Haskaraca'nın altının ilk ayağı için geçinmeyeceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı bir de 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki 11 tane ilk defa koşacak Safkan'ın start alacağı bu koşu için özellikle orijini çok beğendim. 7 numaralı Ayşil Enis Emre Doğru'yla beraber bu Kalbel temsilcisinden etkili bir yarış gelecektir diyorum arkadaşlar. Bir de ekür avantajı da var Safkan'ın ki ekürs en az kendisi kadar yine kaliteli. Bu Safkan'ların ben etkili bir koşu koşup yani için bu meydana veda etmelerini bekliyorum. Ekürlerin iyi koşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Rakip noktasında 5 numaralı Siyah Hüzüm yine enteresan bir orijini var bu Safkan'ın Adem Şen beraber start alan bu Safkan sürpriz nokta arasında değerlendirilmeli. Yine 9 numaralı kızım Didem e, Muharrem Ok'la ok beraber start alan bu safkandan yine etkili bir koşu gelecektir diyorum arkadaşlar. Benim önceliğim burada iki 7 numara safkan. Ayşil özellikle arkadaşlar. Rakip noktasında dediğim gibi 5 numaralı siyah üzüm, 9 numaralı kızım Didem benim için rakip noktasında değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Yine yeri olanlar burada 3 numara doğru kurta da güzel bir çarpı atabilirler arkadaşlar. Geniş kupon tutmak isteyen isteyenler, isteyenler için bütçesinde yeri olanlar için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Şartı 4'te 4 yukarı Araplar izleyeceğiz ki 1900 metre mesafe içimde koşacak olan bu safkanlardan arkadaşlar. Ben iki tanesinden bahsedeceğim. 12 tane koşan safkan içinde bu iki safkan benim için de arkadaşlar bir tık önde duruyor ki bunlardan ilki 2 numaralı Kral Arthur olacak. Hüseyin Şimşek ile beraber start alacak. Bu safkanın ben son 3.'ünü çok beğendim. Çok etkili bir yarış koştu. Yani içinde bu grupta kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Hüseyin ile beraber etkili koşacağına inandım. Sevdiği için pis arkadaşlar etkili bir yarış yapacaktır diyorum. İlk şansı bu safkana verelim. Rakip noktasında grubun yine kaliteli safkanlarından 5 numaralı Aslan Turboki Mustafa Çiçek'le beraber start alacak bu safkan. Özellikle bilindiği gibi bu bölgede çok önemli koşular yapabilen bir safkan. Ben yani yine bu safkandan etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. 2 ve 5 bende bir tık önde arkadaşlar. Bu iki safkan muhakkak bulunduralım. Yine rakip noktasında 1 numaralı Goben bu tarz gruplarda Mertcan'la beraber her zaman söz sahibidir. Yine 4 numaralı Alem'in kanarı da yine sürpriz noktasında arkadaşlar denenebilecek bir safkan olarak gözüküyor. Sıralamayı tekrardan vermem gerekirse öncelikli olarak 2 ve 5 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 1 ve 4 numara safkanların da şanslı olacağını düşünüyorum. Günün 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda Yedili Plas'ın ilk ayağını oluşturan bu ayak için arkadaşlar şartlı 2'de 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben bir tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar ki bu da 2 numara King of the İstanbul olacak. Mehmet Kaya ile beraber start Kalacak. bu safkanın yani çok müsait bir grupta etkili orijiniyle etkili birincisi Mehmet Kaya ile beraber kazanacak görüntüsü veriyor. Yine dediğim gibi bu tay koşusudur arkadaşlar ama ben özellikle burada 2 numara safkan dışında başka bir safkandan bahsetmeyeceğim. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Ama tarakip noktasında değerlendirmek istediğiniz safkanlar varsa yazabilirsiniz. Ama 2 numara kick of the İstanbul hem burada grup da hem orijin olarak hem de jockey olarak arkadaşlar bir tık duruyor. Bu safkanın yarın sanki kazanacakmış gibi gözüküyor. Ama tay koştu diye düşünüp birçok safkana şans verilebilir ama özellikle 2 numaralı safkanı muhakkak değerlendirelim diyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise yine şartlı bir 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane ilk defa koşacak safkanın start alacağı bu koşu aynı zamanda da 6'lığında ilk ayağını oluşturuyor arkadaşlar. 2. 6'lığının Burada ben 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilki 7 numaralı Akben olacak arkadaşlar. Nevzat Avcı ile beraber start alan bu safkan yine etkileyici bir orijini var. Bir ayağa bakan temizlisi ki anne kanatı da önemli bir bilgin yavrusu. Bu safkandan kesinlikle etkili bir koşu gelecektir diyorum. Bu Safkan'a ilk şansı verelim. Nevzat ile beraber iyi koşacaktır diyorum. Daha sonrasında 3 numaralı Deniz Kurdu. Yine enteresan orijini dikkat çeken safkan Muhammed Mir Bilgin beraber start alıyor ki ben yine bir start çekme avantajıyla beraber iyi yer alacağını düşündüğüm yarışta etkili bir yarış yapıp grubu e, rahatlıkla geçebilir arkadaşlar bu safkanda yine şans verelim daha sonrasında yine 5 numaralı Yeksir arkadaşlar. Mertcan Çelik'le beraber ben şanslı gördüğüm bir diğer safkan olacak. Burada 7 ve 3 bende bir tık önüne daha sonrasında 5 diyorum arkadaşlar. Yine takip safkanlarınız varsa altın ilk ayağı için arkadaşlar muhakkak değerlendirelim diyorum. Günün ikinci yana geldiğimizde Sandikap 15'te 4 yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 15 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine 3 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilk arkadaşlar 9 numaralı Power of olacak. Hüseyin Şimşek de beraber start alacak. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Zaten çok formluydu. Ara öncesi ben daha da formunu koruduğunu düşündüğüm Safkan'ın etkili birincisi Hüseyin'le beraber muhakkak iyi koşacaktır diyorum. Ben de ilk şanslı Safkan olacak. Rakip noktasında 10 numaralı Spring Break arkadaşlar bir günler bin yavrusu olan Safkan yine Nevzat Avcı ile beraber 15 kilo ile start alıyor. Muhakkak iyi koşacaktır diyorum. 9 ve 10 arkadaşlar ben de bir tık önde. Ama bu tarz koşularda ben her zaman yer vermeyi sevdiğim bu Safkan olan 4 numaralı Power of the Wafry. yani 4 numaralı Safkan'ı Barış Kurdu ile beraber Yine mutlaka değerlendireceğim. Yine kuponunda bulunduracağım arkadaşlar. Hemen hemen her yarışında bahsettiğim bir türlü istediğim verimi alamadığım altın Grey Wolf yine de Gökhan Gökçe ile beraber değerlendirilebilir. Ben de 9 ve 10 bir tık önde arkadaşlar. Bu ilk safkanı muhakkak yazalım. Daha sonrasında yeriniz varsa takip safkanlarınızı ekleyebilirsiniz. Yine 4 numaralı Power of the Fire ve 6 Grey Wolf değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise çarpı dörtte üç yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Sekiz tane safkanı start alacağı bu koşu için ben sadece iki tane safkandan bahsedeceğim ki bu yarışında iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Daha önce birçok kez çok sert gruplarda koşan bugün için grup çok çok müsait olduğunu düşündüm. Bir numara Don't Look arkadaşlar. E, muhakkak değerlendirilmeli ki bu böyle galop yavrusu olan bu safkandan etkili bir yarış gelecektir. Dediğim gibi daha önce çok sert gruplarda çok güzel yarışlar yapan bir safkandı. Bugün için grup biraz müsait gibi gözüküyor. Bu safkanın tek dezavantajının ağır kilosu olduğunu düşünüyorum ki bunların etkilenmesi durumunda devreye gireceğini düşündüm. 2 numara Black Panther Yine değerlendirebilecek bir safkan olarak duruyor Yonaguska yavrusunun. Yine yeri olanlar 3 numaralı med zam orada arkadaşlar. Entileji orijiniyle Mustafa Çiçek'le beraber şans verilebilir. Özellikle 1 diyorum. Daha sonrasında 2 ve 3 numara safkanlarında şanslı olacağı bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağını. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise yine şartlı 1'de arkadaşlar. 3 yaşta Araplar izleyeceğiz. 1000 metre mesafe içinde 11 tane ilk defa koşacak safkanı start alacağı bu koşuda ben yine özellikle bir tane safkandan çok bahsedeceğim ki bu da 4 numaralı Oğuz Şah olacak. Çok etkileyici bir orijinal var yine bu safkanın. Çetin Ok'la beraber start alacak bu safkandan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Ben muhakkak ilk şansı bu safkana verelim arkadaşlar. Bu koşu için e, çok beğendiğim bir orijinal var safkanın. Özellikle yarış içinde yine takip edeceğim bir safkan olacak. Bu safkanın rakip noktasında 1 numaralı Adra Kadabra yine Ahmet Oluk'la beraber. Daha sonrasında 6 numaralı arkadaşlar Yiğit oğlum. E, Mehmet Gönültaş'la beraber şans verilebilir ama dediğim gibi özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında 1 ve 6 numara safkanları da geniş kuponlar için şans verilebilecek olarak görüyorum. Yine takip ettiğiniz safkan varsa bu ayak için değerlendirilebilir. Günün 5. yana geldiğimizde işte şartlı 4'te 4 yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda koşuyor ki 11 tane safganı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarın için de İzmir program için arkadaşlar benim tekim olacak ki bu da bir numaralı Bay Döker olacak. Bu mesafede bu kumda özellikle bu pistte İzmir pistinde çok çok başka koştuğuna inandım. Safkan'ın tam mesafesinde koşuyor ki en uyumlu olduğu bence bölgedeki en uyumlu olduğu jokey Mustafa Çiçek ile beraber yarın için kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Kolay kazanacağı bir yarış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yarın için ben kuponu tek bırakacağım ben yarın için. İzmir'de 5. ayakta arkadaşlar 1 numaralı Bay Döken'in geçinmeyeceğini düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaş Arapları 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Günün kalabalık koşularından biri arkadaşlar. 18 tane safkan start oluyor. Ben bu ayak için sadece 2 tane safgandan çok bahsedeceğim. Bunlardan ilki 6 numaralı Mis Gölcük olacak. Yine Mustafa Çiçek ile beraber start alacak. Bu Kazbel temsilcisinin özellikle son iki yarışında mükemmel işler yaptığı. Ben formunu da koruduğunu düşündüğüm iyi ellerde bakılan safgandan yine etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bu safkanın rakip noktasında muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm 4 malı Miranda arkadaşlar Gökhan Gökçe ile beraber muhakkak kuponlarda bulunmalı. Yine formunda olduğunu düşündüğüm safkandan etkili bir koşu gelecektir diyorum. 6 ve 4 arkadaşlar bu iki safkan muhakkak kuponlarda olmalı. Yine yeri olanlar için ağır kilolu olsa da bir numaralı uzuncuk çiçeği enteresan bir yarış yapıp güzel bir sürprize imza atabilir. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim ekürlerden 3 numaralı hadik arkadaşlar. Yine bu safkandan da ters bir yarış gelebilir ama özellikle dediğim gibi 4 ve 6 numaralı iki safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım günün son ayağı bu kalabalık koşu için. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili Yorumlarım bu şekilde. Yine takip ettiğiniz safkanlar varsa ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese yarın için arkadaşlar bol şans diliyorum.